Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni dalgalar serimizin 5. videosu yani ses dalgalarına geldik ya bu ses dalgaları ile ilgili hani herkes gider yay dalgası çalışır su dalgası çalışır ama ses dalgaları ile ilgili inanın acayip detay var yani ne kadar atsan satsan da kaçamıyorsun Acayip detay var onun için ses dalgaları biraz da tabii deprem dalgaları ile birleştirdim onun için iki video oldu deprem dalgaları artık eskisi gibi değil arkadaşlar çok yüzeysel bir şekilde bilgi veriliyor onun için iki tane videoymuş gibi gözüktü. Evet bakalım ses dediğiniz şey bir maddenin titreşimi sonucunda ortaya çıkan bir enerji türüdür arkadaşlar ses bir enerjidir bunu unutmayın haberiniz olsun yani bunun ortaokulda yapılan e, deneyleri var inanamazsınız yani çok çok komik deneyler var. Yani gidin inceleyin diyeceğim ama yani böyle şöyle söyleyeyim size. Yani böyle acayip şeyler var. Yani mesela bir tane böyle diyelim ki ses kaynağı var tamam mı? Elinizde diapozon bile olabilir. Şöyle bir şekilde duran diapozon olsun. Şöyle bunu çizemedim ama şöyle bir şey bu titriyor ya böyle. Hani böyle vuruyorsun bir yere titriyor. Ondan sonra burada böyle bir tane işte nasıl diyeyim böyle gerilmiş deri gibi karton gibi duran bir şey var. Arkasında da şöyle bir tane pimpon topu koyuyorlar iple. Diyapozonu yaklaştırıyorsun. Buradan böyle ses geliyor buna. Çarpmaya başlıyor. Bunu çarpınca titreştiriyor. Burada böyle tık 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 pimpon topu kıpırdamaya başlıyor. Yani sesin bir enerji olduğunu kinetik enerjiye bile dönüştüğünü görebilirsiniz. Çok basit bir deneydir. Gerçekten ses enerjidir. Bir cisim titreştirildiğinde etrafındaki havayı titreştirir. Bu titreşim dalgalar halinde yayılır. Tamam güzel. Cisimden çıkan sesin su dalgalarına benzer şekilde etrafa yayıldığını biliyoruz. Ancak su dalgaları yani su yüzeyinde iki boyutlu yayılırken ses dalgaları küresel bir şekilde üç boyutta yayılır. Buna lütfen dikkat edin. Onun için de siz bağırdığınız zaman etrafınızdaki herkes sizin arkanızda bile kalsa sesi duyar. Peki ses nasıl oluşuyor? Klasik bir diyapozon çizmeye çalıştım ben burada. Çok yüksek kalite çelikten. Hani böyle bir şey böyle bir vuruyorsun böyle diye böyle ses çıkarır. Kağıda da vurdum ayarını kaçırdım. Tamam. Bu böyle sağa sola giderken hava ortamında yani bu hava moleküllerini sıkıştırıp seyreltirken ben buraya çizmeye çalıştım. Hani böyle diye böyle geldiği zaman sesi burada yoğunlaştırıyor. Moleküller böyle bir e, sıkışma yaşıyorlar. Sonra geriye geldiğinde de sürekli gidip geliyor ya böyle. Bir sıkışma bir seyrelme. Bir sıkışma bir seyrelme. Böyle bu tarafa doğru böyle hoparlörün oynaması gibi böyle. Yani havayı önüne katarak yani böyle zaman zaman sıkıştırıp zaman zaman hani seyrelterek burada ses dalgaları oluşuyor. Şimdi peki biz niye böyle çiziyoruz? Aslında burada ses dalgaları benim şurada nokta nokta çizdiğim gibi sıkı sıkı ya da seyrek seyrek oluyor. Ama biz ne yapıyoruz biliyor musunuz burada? Yani sonuçta yani bunu bu tarafa doğru götürdüğümüzde diyelim ki buraya mikrofon tutarsak bu sesi kaydetmeye çalışırsak daha sonra da bunu osiloskoba yani laboratuvar televizyonu diyeyim artık ona verirsek bu hale getirebiliyoruz o görüntüyü. Onun için de daha rahat çalışabilmemiz adına hani bu şekli tercih edeceğiz. E bu sıkılaşmanın olduğu yerde sıkışmanın olduğu yerde tepe seyrelmenin olduğu yerde de çukur olarak kabul edebiliyoruz. Şekilde görüldüğü gibi ses dalgaları titreşen diyapazonun diyapazonun söyleyemiyorum ben bunu oluşturduğu sıkışık ve seyrek hava molekülü bölgelerinden meydana gelir. Kabul. Hava moleküllerinin sıkıştığı yerler tepe, seyreldiği yerler ise çukur noktasını temsil eder. Zaten bunu görüyoruz biz. Evet. Üçüncüye geldim. Sesin yayılması nasıl oluyor? Ses dalgaları madde ortamında yayılır. Mekanik dalgadır. Mekanik dalgaların yayılması için de maddesel ortam gereklidir. Güzel. Burada zaten hava olabilir, su olabilir ya da sıvı katı olabilir. Sesin üretilmesi için hava taneciklerinin titreşilmesi gerekir. Ortam olmazsa ses üretilemez ve yayılamaz. Sesin tabi illa hava değilse yani suyun içerisinde de belki yapmışsınızdır küçükken. Ben hala daha yapıyorum. Yani şöyle bir hani şnorkeli takarsın, gözlüğü takarsın, deniz kenarında gezersin ya. Böyle gezerken denizin dibinden hani kıyıya yakın yerlerde taşları elleyebiliyorsun ya. Taşları alıp birbirine vurduğun zaman ses çıkar ve suyun içerisinde olmana rağmen bunu duyman bana hep yani şey gelmiştir, garip gelmiştir. Hala daha yaparım. Yani illa hava olması gerekmiyor, su da olabilir. Ses dalgaları 3 boyutta küresel yayılır. Bunu söylemiştik. Titreşen tanecikler kazandığı enerjiyi her yöndeki komşu taneciklere aktardığı için ses dalgaları 3 boyutta yayılır. Ses bu nedenle her taraftan duyulur. Bunu dedim kaynamasın bir daha yazayım. Devam ediyorum. Şimdi sesin ortamlardaki yayılma hızı neye göre oluyor? Sesin yayıldığı ortamdaki tanecikler ne kadar birbirine yakınsa... E bu çıktı daha önce etkileşim o kadar kolay ve güçlü olur. Dolayısıyla hız da artar. Et şimdi katılar moleküler yapı olarak daha sıkıdır. Sonra sıvılar, sonra gazlar. O zaman en hızlı katılardasın, sonra sıvı, sonra gazdasın. Hani böyle şey geyiği vardır ya filmlerde falan. Adam demiryolu e, raylarını dinleyerek trenin gelip gelmediğini anlamaya çalışır. Hani tren gelirken işte o rayların üzerine giderken tak 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 ses çıkarıyor ya metroda bile oluyor bu. Yani o ses en hızlı olduğu şeylerden biridir. Demir, çelik hani bayağı hızlıdır ve duyulabiliyor. Ortamın sıcaklığı arttıkça arkadaşlar sesin yayılma hızı da artıyor. Sıcaklık arttıkça maddesel ortamın tanecikleri daha çok titreşir. Dolayısıyla sıcaklık arttıkça yayılma hızı da bu etkileşimde artar. O zaman hızı artar diyoruz. Evet bakalım şimdi. Tabi bazı temel özellikler var ona bir bakalım. Şimdi ses dalgaları ile ilgili temel özellikler neler? Sesin şiddeti ya da gürlüğü var. Hani bana bağırma diyorsun mesela ya da televizyonun sesini kız diyorsun mesela. Bunlar sesin şiddeti veya gürlükle alakalıdır. Evet, ses dalgasına dik birim yüzeyden geçen enerji miktarına ses şiddeti denir. Sesin yani şiddetin asıl tanımı bu. Yani hangi alana ne kadar enerji düştüğü ile alakalıdır. Dolayısıyla mesela ses kaynağı burada ya diyelim ki uzaklara doğru gidiyorsunuz. Şimdi baktığınız zaman şu alana düşüyor bu enerji ama uzaklara gittiğinizde o alan bu kadar ya. Aynı enerji bu sefer bu alana düşüyor. Ama sen eskiden bu alandan yiyordun onu. İşte sen daha şiddetli bir şekilde maruz kalıyorsun olaya. Burada artık daha büyük bir alan olduğu için yani aynı yani şu alan üzerindeki şunun aynı alanı seçince daha az enerji oluyor. Daha az duymuş oluyorsun. Onun için uzaklara gittikçe sesin şiddeti gürlüğü azalır. Daha zor duyulur hale gelir. Hani davulun sesi uzaktan hoş gelir gibisinden. Evet bu uzaklaştıkça no işte e, ses kaynağından uzaklaştıkça bu nedenle ses daha az duyulur. Sesin şiddeti titreşim genliği ile orantılıdır. Yani e, tabii ki de şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela diyelim ki ben hani benim sesim karakteristik olarak şöyle olsun tamam mı? Bu şekilde ha yani bağırmaya başladığım zaman ben hiçbir özelliğimi kaybetmeden yani dalga boyu şu bu frekans değişmeden olayın genliği artar. Bak mesela bu normal konuşmaysa bu bağırma olur. Daha fısıltıyla konuşunca da iyice artık küçülen ama bak özellikleri geçtiği yerler aynı dalga boyu değişmiyor frekans değişmiyor. Yani olayımız bu. Titreşim genliği ile orantılı. Genlik artarsa taşıdığı enerji dalgaların genel olarak arttığı için doğal olarak yani şiddeti artacak. Sesin şiddeti ile ilgili kullanılan birim yani desibeldir. DB ile desibel. Bel de Graham Bell'in beli. Yani adamın yattığı yer cennet olsun işte onu da böyle yani mutlu olsun diye yapmışız. Aynı kişi bağırarak konuşmaya başlarsa kaynak aynı olduğu için frekans değişmez bunu konuştuk. Sadece ses tellerinin titreşim genliği artar. Yani bizim günlük hayattaki tecrübemiz bu yönde. Sesin yüksekliği, frekansı ne yazık ki şu acayip rahatsız edici bir şey. Çünkü şöyle diyebiliyorsun ya televizyon sesi çok yüksek ya biraz kısar mısınız? Hani orada biz yükseklik derken aslında şiddetini, gürlüğünü kastediyoruz ama günlük hayattaki kullanımla işte böyle yani bilimsel dil biraz karışabiliyor. Bunu çok bir tane sınav sorusu vardı. Çok arkadaşınız karıştırdı. Burada sesin yüksekliği ya da yani frekansı mı kastediyor yoksa gerçekten hani sesin şiddetini mi kastediyor cümlenin gelişinden anlamaya çalışacaksınız arkadaşlar. Aslında kullanılması yanlış ama yani şiddetle alakalı yükseklik sözcüğünün yani kullanılması yanlış ama yapacak bir şey yok. Yapılıyor. Şimdi sesin yüksekliği yani frekansı sesleri ince ya da kalın ses şeklinde tanımlamamıza yarayan bir özelliktir. Güzel. Bir saniyede oluşan ses dalgası sayısı bize sesin frekansını verir. Bak şimdi mesela şöyle bir şey yapalım. Şimdi adamın şöyle bir sesi var tamam mı? Diyelim ki şöyle yaptım. Şimdi ben aynı zaman aralığı olsun. Mesela diyelim ki bu 1 saniyede oluşan ses dalgası sayısı. Burası bir saniyede oluşsun mesela birisi için. Ben yine aynı bir saniye zaman aralığını tanıyorum ama sen böyle yapıyorsun diyelim. O böyle 1 milyon tane tekrar eden dalga var burada tamam mı? Şöyle yaptım. Sen aynı aralığa daha fazla sayıda tekrar eden o hareketi yani sonuçta gerçekleştirdiğin için, yerleştirdiğin için burada frekans daha yüksektir. Bunun frekansı az, bunun frekansı çok. Ve dolayısıyla ...yüksekliği fazla olan ses yani frekansı çok olan ses bizim için ince ses, e, sestir. Genelde kızların hani e, kadınların yani sesleri daha incedir erkeklere göre. Tiz ses, ince ses, frekansı çok ses ne diyorsanız yani bu bu şekilde eşleştirilebiliyor. Yüksekliği az olan, frekansı az olan hani fazla, az, çok, az neyse ince kalın ses oluyor erkeklerin sesi diyelim ya da pes ses hani dikkat edin bu değişik bir sözcüktür tizi kullanırsın da pesi çok duymamış olabilirsin çok pes sesler yani bas diyorsun hani kalın ses neyse şimdi bakalım sesin frekansı birim zamandaki titreşim sayısı ile orantılı bir kavramdır yine burada da yapmışız bakın şöyle sesi çizmişim ben dayanamadım orada bir önceki sayfada yaptım buna kalın ses dedik frekans Hoppa. Frekans küçük demişiz. Bak yanlış olmuş görüyor musunuz? Evet arkadaşlar burada yani yapacak bir şey yok. Biraz önce anlatmış olmama rağmen şöyle kibar güzel bir şöyle güzel bir öküz çizeyim ben burada. Evet çok e, kendimi bu konuda güzel böyle. Evet nasıl güzel görüyorsam ben bunu şöyle. Evet yapacak bir şey yok. Burada kendime e, aferin diyorum. Biraz önce bakın. Şöyle yapalım. Getir. Getir kardeşim. Getir. Bak ince ses, tiz ses, frekansı çok ses dedim. Kızlar dedim. Yani frekans az, kalın ses dedim. Ama gel gör ki burada ne oldu? Kalın ses, frekans büyük dedim. Olmaz diyoruz arkadaşlar. Frekans yani büyük değil. Küçüktür. Azdır. Aferin Umut. İnce ses, frekans e, tabii ki de büyüktür. Büyüktür. Fazladır. Fazla çoktur. Umut öğren bunu. Tamam mı? Ne dedik? Bir saniyelik zaman diliminin içerisinde ne kadar çok tekrar eden o hareketten sıkıştırırsanız frekansı o kadar yüksektir. Burası F1. Burası F2. Tekrar yazalım. F2 büyüktür. F1'dir. Evet bu mallıktan dolayı kendimi tebrik ediyorum. Neyse. Yani bir daha örnek olarak yapayım dedim. Bak öteki tarafta anlattım. Burada yani yumurtlamışız resmen. Neyse tını diye bir özellik var bir de pek karşımıza gelmiyor ama bazı seslerin şiddeti ve frekansı aynı olmasına rağmen kaynağın yapısındaki farklılıktan dolayı sesler farklı işitilebilir. Yani şöyle diyeyim. Mesela birisi flüt çaldığı zaman ya da atıyorum kafadan klarnet çaldığı zaman, kaval çaldığı zaman bunların birbirinden aynı notayı çalsalar bile, aynı frekanstaki notayı çalsalar bile birbirinden ayırt edebiliyorsunuz biz bu özelliğe yani sesin bu özelliğinden dolayı ayırt edilmesine tını diyoruz. Kimisi buna yani işte sesin rengi diyor. Böyle havalı şeyler söylüyorlar. Sesin bu özelliğine tını diyoruz. İşte yani kaynağın yapısından dolayı o farklılıktan dolayı farklılık oluyor. Farklı işitilebiliyor. Buna tını deniyor. Şimdi bu konu tabi daraltıldığı için detayına girmiyoruz. Neden bunun farklı harmoniklerle ilgili bir şey artık yok. Yani Şimdi böyle deneyler var. Bunlar ortaokul deneyleri arkadaşlar. Frekansla ilgili deneyler nedir? Şimdi bir tane soda şişesi alıyoruz yeşil şişelerden. Bir çok dolduruyoruz, bir de az dolduruyoruz. Buradan üflediğimiz zaman ya da bir işte gazoz mazoz içiyorsak, buradan üflediğimiz zaman ses çıktığını biliyoruz. Belki yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Şimdi burada titreşen şey şuradaki havadır. İşte bu titreşen şeyin uzunluğunun hani artması titreşen kısmın havanın uzunluğunun artması ona göre ses yani oluşturuyor. Burada titreşen kısım mesela şeyi hatırlar mısınız? Ee, bilmiyorum bu flütte de aynı şekildedir. Mesela baktığınız zaman diyelim ki hani flütü şöyle çiziyorum tamam mı? şöyle garip bir şekli vardır ya sonra böyle bölüm oluyordu. Bir şeyler oluyordu. Burada düdüğü vardı mesela. Burada delikler oluyor ya böyle. Mesela düdük burada. Şimdi sen bütün delikleri kapatıyorsun tamam mı? Titreşen kısım uzun do oluyordu kalın do. Mesela açtıkça do re mi fa sol la si do falan buraya doğru geliyorsun ya mesela diyelim ki buraya kadar açtın tamam buralar açık. Titreşen hava bu kısımda o zaman titreşiyor. Kısaldıkça da nota inceliyordu. Burada da aynı şey var arkadaşlar. Titreşen kısım buradaki havadır. Buradaki havanın hani şu titreşen kısmın uzunluğu azsa dolayısıyla buradan ince ses çıkar. İnce ses baktığınız zaman hani boş şişeyi üflediğinde daha kalın böyle diye böyle bir ses çıkıyor ya şurası uzun kısım olursa uzun olursa aynı flütte bütün delikler kapalı tamamı titreşiyor havanın diyerekten kalın ses çıkar buradan da kalın ses çıkıyor yani ince ses frekansı yüksek kalın ses frekansı düşük biliyorsunuz ona da dikkat edelim f1 büyüktür f2 olur haberiniz olsun bu böyle bir deney, ortaokul deneyi. İkinci deney yine aynı şekilde çok doldurulmuş bir tane soda şişesi var. Bir de az doldurulmuş bir tane soda şişesi var. Buna dışarıdan böyle bir şeyle böyle toink vuruyorsun. Ötekine de vuruyorsun. Farklı sesler oluyor. Şimdi ses arkadaşlar bir titreşim. Siz bunu çok doldurursanız titreşemiyor tamam mı? Şişe o sesi çıkarıyor ya. Çok doldurduğunuzda titreşemiyor. Az doldurduğunuzda daha çok titreşiyor. Eğer az titreşim bak az titreşim dolu çünkü. Burada da çok titreşim. Çok titreşim. Şimdi sen ne dedin? Tekrar eden bir hareket var. Bir saniye içerisine o tekrar eden hareketten ne kadar çok koyarsan o zaman frekans o kadar yüksek oluyor. Dolayısıyla frekans yüksekse ses ince oluyor. O zaman az titreşim kalın sestir. Kalın ses. Çok titreşim ince ses. Bunu da unutmayalım. İnce ses. Evet buradan gidebilirsiniz. Bu şekilde bilmeniz gerekiyor. Tabii frekansı kalın ses, düşük frekanstır, ince ses, yüksek frekanstır söyleyebiliriz. Bir de şöyle bir şey var. Küçük dere ding dong ding dong. Bunun çok havalıları tabii orkestralarda da oluyor da. Kisilafon diye, kisilafon diye yazılıyor arkadaşlar. Uzun çubuklardan kalın, kısa olanlardan ise incesi. Bakın buradaki gibi aynı ya. Yani e, müzik enstrüman enstrümanlarda bu şekilde e, söz konusu olabiliyor. Flütte de bak havanın titreştiği yer kısa olduğu zaman ince ses çıktı. Bak buradaki çubuklar kısa olduğu zaman ince ses çıktı. Burada kalın ses. Şöyle yapayım. Kalın ses. İnce ses. Dolayısıyla müzik yapabiliyorsunuz. Evet bu şekilde ortaokul deneylerinden de bahsetmeyi e, faydalı buluyorum. Şimdi ses dalgalarının ikincisi videosuna geçeceğim arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.